Deli bir öğretmen, içinde garip varlıkların olduğu korkunç bir okul ve biz, bu okulu kim yarattı, biz kimiz, Valdi kim ve burada ne yapıyoruz? Gerçekten de her şey yapay zekanın bir oyunu mu yoksa farklı şeyler de mi var? Valdi masum mu? Herkes niye bize saldırıyor? Bu soruları neden soruyoruz peki? Çünkü merak ediyoruz. Korkunç bir öğretmenin olduğu korkunç bir okulda garip bir şekilde sadece soruları cevaplamaya çalışmamız sizce de garip değil mi? Baldi's Basic hikayesi. En son bir ay önce bir oyun hikaye videosu attım ve o oyunda Stray'de izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hikayesini merak ettiğiniz oyunları yorumlara yazın ve Discord'umda gelip yazabilirsiniz ve bu şekilde hikayesini yapabilirim. Özellikle Bandy hakkında video yapmak istiyorum ben. O yüzden kanalıma abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. 5000 beğeninde yeni video gelecek. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk önce biz kimiz? Neden buradayız? Aslında bu sorunun cevabı teorik bir cevap. Tahminen biz bir öğrenciyiz. Çünkü genç birinin böyle bir okulda, böyle bir öğretmenle baş başa kalabileceğini ben sanmıyorum. Biz öğrenciyiz ve tüm olaylar bizim başımızın üstünde dönüyor. Önümüze bir kabadayı, bir zorba çıkıyor. Baş belası ip atlayan bir kız çıkıyor. Sinir bozucu bir müdür ve en başında korkunç bir öğretmen çıkıyor. Baldi. Baldi bir matematik öğretmeni. Kendisi oyuna ilk girdiğimizde menüden sonra direkt önümüze çıkıyor. Bizi birinci odaya yönlendiriyor ve soru yapmamızı istiyor. Bu soru 1 artı 1 kaç tarzında bir soru. Toplama çıkarma falan. Yapay zeka bu kısımda bizimle iyi geçiniyor. Çünkü daha hiçbir sıkıntı yok ortada. Üçüncü soruyu başarılı bir şekilde tamamlıyoruz ve Baldi'den ödül alıyoruz. Bu noktada bir şeyler değişmeye başlıyor. İkinci soruya dikkatli bakalım. İkinci sorunun ilk iki basamağında hiçbir sıkıntı yok. Fakat eğer ki üçüncü basamağa gelirseniz, üçüncü aşamaya gelirseniz her şey çok karmaşık gözüküyor. Sorular iç içe girmiş. Bir bozukluk var ortada. Yapay zekada sanki bir sıkıntı var. Sanki yapay zekada bir sıkıntı çıkmış ve her şey karışmış gibi gözüküyor. Ama bu noktaya gelmeden önce ilk karakterleri tanıyalım. Müdür. Kendisi okullardaki müdür gibi bir müdür. Fakat gerçek hayata göre bir farklılığı var. Sanki her okulda gördüğünüz, her şeyi ispitleyen, gıcık, sinir bozucu, bu tür insanlar gibi bir huya sahip bu müdür. Gerçek bir insan gibi. Okul kuralları çiğnenirse hızlı bir şekilde gelip sizi bir odaya hapsediyor bu müdür. Eğer koridorlarda koşarsanız sizi yakalıyor. Ondan kaçmanız çok zor. Gerçek hayattaki anlattığım tip insanlara benzer bir huyu var değil mi bu müdürün? Bir müdür değil de sanki ispitçi bir insan modeli gibi. Sonraki karakterimize geçersek Playtime adındaki acayip sinir bozucu bir kıza denk geliyoruz. Bu kız koridorda seni, yani oyuncuyu gördüğünde direkt ip atlamak istiyor. Bir oyun arkadaşı gibi. Kendisi zavallı, sanırsam çok arkadaşı yok ve oyun arkadaşı arıyor. Yine gerçek hayattaki insanların yapabileceği davranışlara bir gönderme bu da. En sevdiklerimden birine gelirsek Baldi. Baldi garip, kel ve ürkünç bir matematik öğretmeni. Elinde bir cetveli ve kafasında bir tane saç teli var. Soruya yanlış cevap verirsen kızıyor. Çok sinirleniyor ve siz oyuncuya, diğer adınızla öğrenciye çok ağır davranıyor. Okullardaki öğrencileri saçma sapan sebeplerle sırf küçücük bir hata yaptı diye azarlayan, ona şiddet gösteren öğretmenlere bir gönderme var burada. Evet, Baldi bu yüzden böyle. Kendisi düşünebileceğiniz korkunç katil bir öğretmen değil. Sadece gerçek hayatta nadiren gördüğümüz sıkıntılı öğretmenler gibi bir zekaya sahip bir yapay zeka Baldi. Gotha Sweep'e gelirsek. Kendisi bir süpürge. Sweep sweep sweep. Gotta sweep sweep sweep. Bildiğiniz bir okul süpürgesi. Ama ne tutanı var ne de bakanı. Kendisi sadece bir süpürge ve kendi kafasına göre gezebiliyor. Açıklamasında kendisini tutması ve okulu süpürmesi için bir çalışan tutulmaması hakkında isyan ediyor. Gotha Sweep'i geliştirenler onun için bir hizmetçi, temizlikçi ya da çalışan kodlayamadı. Bir okulda temizlik için hiç hizmetçi alınmasa bile tonlarca süpürge alınabiliyor. Bu da yine yapay zekadan gerçek dünyaya bir gönderme. Son olarak Bali'ye gelirsek, kendisi bir zorba. Önümüze çıkıyor, bizim eşyamızı alıyor ve eğer ona bir eşya verirsek geçmemize izin veriyor. Açıklamasında ise her iyi okul iyi bir zorbaya ihtiyacı var diyor. Buradaki açıklama ise yine gerçek hayata bir gönderme oluyor. Okullarda çok fazla zorba vardır. Bunu biliyorsunuz. Ve bu zorbalar aynı okuldaki Bali'nin yaptığı gibi davranırlar. Bu yapay zeka ise günümüzdeki okul zorbaları hakkında dalga geçiyor. Bir detay daha var. Okulun içindeki bir poster. Bir şey yazıyor üstünde. Sakın dördüncü duvarı kırma.
Ama bu karakterler gerçek hayata gönderme yaparak, dalga geçerek kırmış oluyorlar dördüncü duvarı. İşte oyunun bozulması bu noktada başlıyor. Yapay zeka beklendiği gibi gitmeyip her şeyi birbirine sokup karıştırmaya başlıyor. Başka bir postere baktığımızda ise karakterlerin camın dışarısını göremediklerini söylüyor. Evet, onlar camın, yani ekranın dışını göremiyorlar. Çünkü onlar bir yapay zeka. Çünkü onlar bir yapay zeka tarafından yönetiliyorlar. Bir nevi bizim gibi hapsoldular. Hatta en sıkıntı çıkarmayan yapay zekalar oyun içerisinde gördüklerimiz. Eğer ki oyunda tüm soruları yanlış bile bile bitirirseniz, oyun sonundaki ekran bizi Baldi'nin odasına gitmemizi teşvik ediyor. Baldi'nin odası mı? Bu odaya gittiğimizde işler açıklığa kavuşuyor. Bozuk Baldi modeli, elinde muz olan, yüzü olmayan garip bir insan figürü ve havadan gelen bozuk bir ses. Buradaki karakterler sıkıntı çıkardı ki Baldi'nin odasına düştüler. Hatta konuşmaya çalışırken sesinin bozuk gösterildiğini anlayabilirsiniz arkadaki sesin. Hadi bir dinleyelim. Tüm karakterler bir yapay zeka tarafından kontrol edildiğinin farkında. En sıkıntı çıkaranlar da Baldi'nin odasında. Tüm karakterler yapmak istemediği komutlara göre çalışıyor. Belki Baldi soruyu yanlış bildiğinizde öldürmek istemiyor. Ama hepsi yapay zekanın verdiği komuta göre çalışıyor. Hepsi o okulda hapsoldu. Her şey yapay zekanın sayesinde oluyor. Her şey yapay zekanın sorunu. Baldi'nin tüm hikayesi böyleydi. Eğer ki bir yanlışım varsa hikaye hakkında yorumlarda beni düzeltin ve Discord'unuza gelip orada düzeltebilirsiniz. Tatlı sohbet dönüyor Discord'da. Hepinizi bekliyorum. Ama Baldi hikayesinin sonuna gelmeden, videoyu bitirmeden bir sponsorumuz var. Hadi yeni sponsorumuz hakkında bir bahsedelim. Ne dersiniz? Grand Roleplay. Grand Roleplay GTA 5 içerisindeki en büyük roleplay sunucularından biridir. Ve kendi ağzımla öneriyorum, bak mükemmel bir sunucu. Şakasız mükemmel bir sunucu. Peki neden mükemmel bir sunucu bu sunucu? Abicim ben şimdi sana bak sayacağım şimdi. Gerçek insanlarla muhabbet edip rol yapabiliyorsun. Bu cepte, tamam mı? Aile sistemi var. Bir aileye katılabiliyorsun ya da kendi aileni oluşturabiliyorsun. Dominic Toretto olabiliyorsun mesela. Yani mükemmel bir olay bu. Ha bir de abicim 350'den fazla kocaman havalı bir araba seçeneği var. GTR MTR'da var de. Ben arabadan anlamıyorum, siz anlıyorsunuzdur. Bildiğiniz 350'den fazla araba var yani, bak ciddi değil gerçekten. Arabanın yanında kıyafet falan da var bir sürü. Yani Adidas giyip gezebilirsiniz. Bir sürü kıyafet, bir sürü araba var. 350'den fazla araba var yani, ben öyle diyeyim. Bir de bu toksik kişiler var ya, hani trollüyorlar, toksikliyorlar. Heh. Bunlar yok burada. Çünkü 25'ten fazla aktif admin var sunucuda. Yani gelip de öyle kafasına göre şey yapamıyor. Direkt tak diye banlıyorlar toksikleri. Öyle yani, öyle bir sistem var. 25'ten fazla aktif var abi. Onun dışında çeteler var, katılabiliyorsunuz. Ballas, ne bileyim, Green Gang. Öyle katılabiliyorsunuz çetelere. Kendi kafanıza göre de takılabiliyorsunuz. Özgürce rolle yapabilirsiniz. İşlere girip ekmeğinizi de çıkartmaya çalışabiliyorsunuz. Öyle bir sistem de var. LSPD yani polis, Los Santos Polis Departmanı'nda çalışabiliyorsunuz. FIB olabiliyorsunuz. EMS olabiliyorsunuz. Yani biri düştüğünde koşup yardım edebiliyorsunuz. Ya kısacası hastanede çalışabiliyorsunuz. İtfaiyeci olabiliyorsunuz. Yani bu tarz işlerde çalışabiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki nasıl yapacağız? Nasıl oynayacağız kardeşim? Abicim şimdi geliyorsun, tamam mı? Sana açıklama da bir tane link verdim, site verdim. O siteye benim referans linkimden tıklıyorsun. Kırmayın, tıklayın bir referans linkimden. Bir de şöyle bir şey var, benim referans linkimden tıklarsanız daha cafcaflı şeyler oluyor, yani öyle oluyor. Cafcaflı oluyor her şey. Sağ üstte kayıtla alakalı bir yazı var. Ona basıyorsunuz. Registration mi bir öyle bir şey yazıyor. Size diyor ki GTA 5'in var mı? Sizin varsa evet'e basıyorsunuz. Burada birkaç bilgi istiyor. Onları girip hesabınızı açıyorsunuz. İsim, mail vesaire girmeniz gerekiyor burada. Şu politikalar tikinde tıkladıysanız bu iş okeydir abicim. Büyük kayıt olma tuşuna bastığınız gibi launcher'ı indirip oynayabiliyorsunuz. Ha bu arada bir sürü sunucu var. Yani öyle lag'dır, ping'dir öyle bir şey yok. Bu arada mükemmel bir olay. Yani kesinlikle açıklamadaki benim referans linkinden tıklayıp kayıt olup indirip oynayabilirsiniz. Bu tarz sponsorluklar kanalım için olumlu olaylar. O yüzden siz de Grand RP'ye yani Grand Roleplay'e referans linkimden kayıt olmayı unutmayın. İyi eğlenceler oyunda. Bir de kendinize iyi bakın, abone olun ve hoşça kalın. Bye bye.